Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Tarık Uğur Akçı. Biliyorum çok uzun zaman verdim. Hatta üzerine işte bir ay sonra başlıyorum, 2 ay sonra başlıyorum, 3 ay sonra başlıyorum dedim. Yani açıkçası bu kadar da böyle ilgi olacağını hiç tahmin etmiyordum. Öncelikle çok çok teşekkür ediyorum herkese, ilgilenen herkese. Umarım ben asıl bu ilgilenen kişilere bir şeyler öğretebilmişimdir. Yaklaşık bir 4,5-5 aydır, hatta daha fazladır video kaydetmiyorum. Kaydedemiyorum çünkü. Bunun sebebi yeni aletler almak isteyişim. Çünkü şu anda ben M-Audio Profire 610 kullanıyorum. Ve kendisi tam bir legacy, yani old fashion oldu artık. Ve Windows'a pek uyumlu değil, o yüzden çok büyük sorunlar yaşıyorum. Bundan dolayı ses kartımı değiştirmek için, daha güzel tutorial'lar hazırlamak için biraz ara vermiştim ama o aranın içerisine tembelliğim de girince bu kadar uzun sürdü. Ama artık insanlara işte ne zaman gelecek bir sonraki bölüm dediklerinde pek bir şey diyemiyorum. Hırslandım, en azından bir yerden başlayayım istedim. Hani bir yerden sizle devam etmek istedim. Dediğim gibi ilginize çok teşekkür ederim. Facebook'tan ekleyebildiğim arkadaşlara ekliyorum. Sorularına cevap veriyorum. Ama yani nasıl diyeyim, çok zor oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Hani hepinize gerçekten böyle yardımcı olmak istiyorum. Çünkü bu konularda hepinizin de dediği gibi internet üzerine çok çok az tutorial var ve bu tutorial'lar çok da verimli değil. Ama kişisel veya birebir size yardımcı olamıyorum. Bunun sebebi de benim kişisel hayatımda, gündelik hayatımda yani bir kişi gibi 30-40 kişi yazıyor, emin olun. Ben hiç bu kadar olacağını tahmin etmiyordum. Yazıyor ama ben onlara cevap vermiyorum. Cevap veremeyen arkadaşlarıma özür dilerim ama mümkün olduğunca yaptığınız müzikleri dinlemeye çalışıyorum. Beğendiğim şarkılar da oldu, eleştirdiğim şarkılar da oldu aranızdan, gönderdiğinizden. Bunları seve seve yapmaya devam ederim ama dediğim gibi kendi projelerime yükselmem gerekiyor ve daha da önemlisi kendimi de eğitmem gerekiyor. Çünkü müzik aslında böyle. Yani hiçbir zaman durmamanız gerekiyor, öğretmeniz gerekiyor. Mesela sizle ara verdiğimizden beri FL12 geldi. Çok tatlı geldi bence. Çünkü bu eski Windows 98 görünümlü bir FL kullanıyorduk artık ve FL'in base'indeki algoritması çok eskiydi. Mesela Studio One'a karşı ve Cubase'e veya Logic'e karşı çok çok başarısız kalıyordu. Çünkü decoder'ları, coder'ları ve export machine'leri çok vasıftı diyebilirim. Benim kullanmam sebebim ise FL Beginner'da çok güzel başlanır ve ilerisinde de sizi asla yarı yolda bırakmaz. Eğer FL kullanmayı biliyorsunuz, ama biliyorsanız, ama FL12'de birçok şey değişti. İlk başta daha farklı bir algoritma üzerine, C++ üzerine bir program yazmışlar anladığım kadarıyla ve çok daha smooth bir program, çok daha yumuşak ve soft bir program var, akıyor. Çoğu zaman sizi errorlerle çıldırtan FL artık yok 12'de. O yüzden bu çok güzel bir özellik. Yani error vermemesi en başından beri benim en büyük sıkıntılarımdan biriydi. Çünkü bir yerde kastırdığınızda FL'i, bir yerden sonra size artık yeter diyor FL. Ama Logic bunu yapmıyor, Studio One bunu yapmıyordu. Şu anda FL de o segmente girdi. %100 bunu söyleyebilirim size. FL 12 ile gelen yeniliklere geçeriz. Ama ben bu videoda geçmeyeceğim. Çünkü bu videoda çok sorulan bir sorunun cevabını vermeye geldim arkadaşlar. Ve bu arada şunu da söylemek istiyorum. Yani çok güzel eleştiriniz var, çok kötü eleştiriniz de var. Hepsi için çok teşekkür ediyorum ama kötü eleştirilerinize ve iyi eleştirilerinize yorum, benim açımdan yorum olarak şunu diyebilirim. Ben bir eğitmenlik dersi almadım arkadaşlar. Yani birebir eğitmenlik dersi almadım. Evet, bunun hani bu kullandığımız programın eğitimini aldım ve eğitim verme sertifikam var ama bu bir yetenektir. Ve benim yeteneğimi zorlamaya çalışıyorum sizin için ama yeterli olmadığım zamanlar oluyor olabilir. Sesim kötü çıkıyor olabilir ya da çok uzatıyor olabilirim. Ama bu benim tarzım. Yani bendeki şeyleri size aktarmaya çalışacağım. O yüzden bana katlanan arkadaşlar belki en azından ben onlara yardım edebilirim. Şimdi FL Studio kullanıyorsanız ya da elektronik müzik yapıyorsunuz, işin bir noktasında kesinlikle remix yapmaya geleceksiniz. Yani bir akapellayı alıp o akapella üzerinde kendi tarzınızı, işte bu da benim yorumum dediğiniz bir şey yapmak istiyorsunuz. Ben buna remix diyorum. Bir şarkının üzerine verilen yoruma remix diyorum. Fakat FL Studio'da çok kafa karıştırıcı bir şey var. En azından ben kısa bir video olsun istedim. Bir de hoş geldin demek istedim. Bunun üzerine de
Size çok kısa ve ufak bir şey öğreteceğim. Çünkü bu remix yaparken, kendi BPM'iniz üzerinden yaparken çok çok önemli bir şey. Öncelikle size bir şarkı göstereceğim. Bu şarkıdan dolayı hatta size anlatmak istediğim konuya vardım diyebilirim. Bu şarkı çok tatlı bir şarkı. Kendi sistemimde reklam, daha doğrusu kanalımın reklamını yapmıyorum. Yanlış anlamayın ama Eliyah isimli çok eski bir şarkıcı vardı. Try Again. Şimdi size bir onu dinleteyim. Belki hatırlayanlarınız olur. Özellikle bu Tiger Mountain isimli genelde kaygı kafasında müzikler yapan deep house'cu bir arkadaşımız Queen gibi inanılmaz güzel bir vokal bulmuş ve eski Aliyah'ın eski şarkısı Try Again'i tekrardan söylemiş. Şanslı arkadaş. Çünkü bizim elimizde vokal olmayabiliyor. O yüzden dolayısıyla internetten akapellaları arıyoruz, akapellaları buluyoruz ve akapellalarla remix yapıyoruz. Bu şarkının orijinali, isterseniz o şarkının tamamını tabii ki dinleyebilirsiniz. 2000'de çıkmıştı, ben hatırlıyorum. Evet, şimdi şarkı bu. Baby girl, what you do? Gereksiz şu ön kısmı atalım. Öncelikle. Direkt bu soldan bu tarafa doğru çekerek bunu tamamlayabiliyorsunuz. Çok basit bir olay. Baby girl, what you do? Şimdi diyelim ki ben bu şarkıyı remix yapacağım. Ve bu şarkının normal orijinal öncelikle BPM'ini bilmem gerekiyor. Çünkü vokalin beat per minute nedir? Bunu görmemiz gerekiyor. O yüzden benim kullandığım çok basit bir şey var. Bu da Google tabii ki. Try again BPM. Genelde zaten size songbpm.com'dan ilk yani rezultatınız olur. Muhtemelen de doğrudur. Ve bu Aliyah Try Again şarkısının vokalinin BPM'i 93. Şimdi ama ben bu şarkı 128 BPM'lik bir atıyorum. Deep house yapmak istiyorum ya da techno yapmak istiyorum ya da herhangi bir şey yapmak istiyorum. Farklı bir şey. En azından BPM'ini değiştirmek istiyorum diyelim. Ama bu şarkı 93 BPM akıyor. Bakalım. Gördüğünüz gibi BPM'im benim 128'de atıyor ama Aliyah'ın söylediği şarkı şu anda 93 BPM atıyor. Peki ben bunu 128 BPM'e nasıl çıkartırım? Bunu göstermek için bugün buluştuk sizlerle arkadaşlar. Şimdi öncelikle bunun için FL'de Edison'a ihtiyacınız var. Edison, umarım sesim az gelmiyordur bu arada. Edison size bu konu hakkında yardımcı olabilecek plugin. Şimdi Edison'ımıza aldığımız akapellayı, ben de mesela bir sürü akapella var şu anda kullanmak istediğim. Ama demin gösterdiğim örnekten devam ediyorum. Edison'a atıyoruz. Edison'a attığımızdan sonra şarkıyı buradan bir dinleyebiliriz isterseniz. It's been a long time. Long time. Shouldn't have left you. Without a dope beat. Step two. Buradaki sesiniz MP3 ya da WAV formatındaki sesiniz bir channel değil, bir kanal değil ya da bir kanalınızı işgal etmiyor. Sadece burada bu ses üzerinde farklı varyasyonlar uyguluyorsunuz. Fader'lar ekleyebilirsiniz ya da noise'ları inceltebilirsiniz. Gerçi noise yani bu akapella indirdiğinizdeki ekstrem böyle tiz bazı yorucu ya da spam sesler kalır. Bunları da temizleyebiliyorsunuz. Çok az. FL size bunu da çok fazla yardımcı olamıyor ama onu da göstereceğim size. Konudan sapmak istemiyorum. Şimdi buradan herhangi bir yere sağ tıkladığınızda böyle bir sample properties çıkıyor.
Ve buradan ben temposunu bildiğim için buraya temposunu yazabilirim. Fakat eğer ben bunun temposunu bilmiyorsam FL'den yardım isteyebilirim. Eğer FL'den yardım istiyorsam Songs with Variable Tempo olmasını seçin. Muhtemelen size daha yakın bir sonuç çıkartacaktır. Gördüğünüz gibi 93.02 çıkarttı. Diğerleri çünkü çok kısaca geçmek gerekirse constant, yani çok sınırlı tempoya ölçerek temposunu çözmeye çalışıyor. Bunda genelde tempolarınız çok fazla çıkar. Double verir genelde. Çift tempo verir. Bakalım ne verecek. Aynen 186 BPM verdi gördüğünüz gibi. O yüzden en mantıklısı, eğer BPM'ini bilmiyorsanız, Google'dan da bulamadıysanız en sondaki seçeneği seçmeniz, ama buradaki küsuratlar birazcık yanıltıyor. Ben 93 BPM olduğunu biliyorum şarkının. O yüzden 93 BPM yazıyorum. Şimdi benim bu şarkım burada 93 BPM, daha doğrusu bu vokalim. Bu vokali alabilmek için buraya tıklamanız ya da buradan sürüklemeniz yeterli. Ama ben direkt 60 oldum. Şimdi vokalimiz buraya geldi ve burada 93 BPM. O yüzden öncelikle bir 93 BPM'e getirelim. Aynı olsun. Bakalım nasıl olacak. It's been a long time. Long time. Shouldn't have left you. Left you. Without a dope beat. Bunu 93 BPM'e getirmemin herhangi bir amacı yok. Kafa karışıklığına neden olmasın. Çünkü bunu 128 BPM'e getirdiğimde ilk başta bakın ne olduğunu göstereyim size. It's been a long time. Long time. Shouldn't have left. Hiçbir şey değişmedi. Gördüğünüz gibi. Çünkü şu anda hala 93 BPM olarak kalıyor. Bunu yapmanız için, bunu değiştirmeniz için daha doğrusu, aldığınız, buraya attığınız track'in ya da wav'ın ya da sound'un içine giriyorsunuz. Sağ tuşla ya da çift tıklayarak. Ve burada time stretching de bir time denen bir şey var. Burada auto detect dediğinizde ve zaten önceden Edison'da yaptığımız olayın tümü buydu. Burada embedded olması. Buradan direkt bastığınızda bakın. Direkt scratchledi ve tempoladı. Ama hala bazı şeyler kötü olabilir. Gösterelim. Gördüğünüz gibi pitch'te bir sıkıntı var. Yani pitch, yani sesin color'ı diyebileceğimiz tonajı. Bu pitch böyle, yani eğer bir rap ya da bir farklı bir remix yapmak istemiyorsanız bunu değiştirmeniz gerekiyor. Burada tekrar buraya geldiğimizde time'ı hemen sağ tarafında resample var. Bu eskiden pro default yapsak yeterli oluyordu ama şu anda pre default'u kaldırdılar. Çünkü dediğim gibi algoritma sistemleri değişti. E3 algoritması geldi. Bundan dolayı generic E3 dediğimizde biraz beklememiz gerekiyor. Scratch diyor çünkü en aşağıda. Bakalım şu anda 128 BPM'lik 93 BPM'i olan bir vokali 128 BPM'e getirdim. It's been a long time. Long time. Shouldn't have left you. Left you. Without a dope beat. Step two. Step two. Hatta biraz daha senkron olması için. İlk başlarda eğer slice kesmek istediğinizde sound'u size böyle trollükler yapabilir. Efendim. Baby girl. Huh? What you do? Evet, şarkı şuradan gidiyor. Tekrar bir alalım orayı. What you do to get to me? What would you say to have your way? Would you give up or try again if I hesitate? Şu anda istediğimiz her şey oldu farkındaysanız. Ben 128 BPM'lik bir vokal istiyordum. Remix'im için 128 BPM gerekiyordu ve vokali ne ses rengiyle oynamadan ne de hiçbir detonasyonluk yapmadan istediğim BPM'e getirebiliyorum. What would you do to get to me? What would you say to have your way? Would you give up or try again if I hesitate? Şimdi dediğim gibi bir akapellayı aldığınızda muhtemelen akapella içerisinde çok da temiz olmayan akapellalar var çünkü internette ve biz genelde bunları kullanıyoruz elimizde vokal olmadığı için. Ama bunu birazcık temizleyebiliriz. Bunda FL Studio bizi şu şekilde pek tatmin edemiyor ama yine de bu şekilde yardımcı oluyor. Bu limiter her zaman kullandığımız ve sidechain'lerde kullandığımız limiter bir sürü şeye yarıyor. Bunları zaman içerisinde göstereceğim ve emin olun çok uzatmayacağım arayı. Noise gate diye bir şey var Fruity Limiter'da. Bakalım işe yarayacak mı? Sanırım biraz daha aşağı çekmemiz gerekiyor. What you do to get to me? What you do to get to me? What you
you do to get to me? What would you say to have your way? Would you daha efektif yapması lazım ama bu akapellanın çok çok dirty kelli olduğundan kaynaklanıyor. Ama atak ve release'i ne kadar arttırırsanız bu arada verdiği esleri kısmaya çalışıyor. What would you do to get to me? What would you say to have your way? What would you do to get to me? What would you say to have your way? Would you give up or try again if I hesitate to let you in? Mutlaka abi, mutlaka akapella kullandığınızda white notes, yani şu anda elimde olan vokalden dolayı çok size efektif, verimli bir şey gösteremedim çünkü çok dirty, gördüğünüz gibi arkadaki hala bas seslerini duyabiliyorum ben akapelladan. Ama bir akapella aldığınızda mutlaka kanalına bir tane Fruity Limiter açın ve Fruity Limiter'dan white notes'ı seçin. Bir diğer özellik, siz bir remix yaparken bu şarkının bu vokalin daha doğrusu flat ses olmasını istemeyebilirsiniz. Yani orijinalindeki gibi. Çünkü biliyorsunuz çeşitli varyasyonlar, breakdownlar var. Dolayısıyla farklı efektlerle kullanabilirsiniz vokali. En başını atıyorum çok daha tiz kullanıp şarkının vurduğu anda normal vokal sesini açabilirsiniz mesela, örnek olarak. Bunları da yapabilirsiniz ama benim size birkaç tane VST önerim var. Bunlardan bir tanesi kesinlikle, eğer bulabilir misiniz bilmiyorum ama bulamayan arkadaşlara yardımcı olurum, Focusing Equalizer. Bu arkadaş bize diyor ki, bana diyor verdiğin sesin istediğin frekanslarını dinleyebilirsin. Mesela would you do to get to me? What would you say to have your way? Would you give up or try again if I hesitate to let you in? Bu özellikle vokal kullanmada ya da efekt kullanmada çok çok işinize yarayacak olan bir program. Elinizde hardware donanımlarınız varsa direkt hardware ya da zaten software birebir connected oluyor. Direkt hardware'ınız üzerinden, yani aletiniz üzerinden kullanabilirsiniz bunu. Bir diğer size söylemek istediğim ise maalesef stereo, FL'in stereosu pek verimli olmadığı için size ikinci önerim ise fix doubler olacak. Aradaki farkı göstermek için şu iki plugin'le de vokale dinleteceğim. Çok da uzatmayacağım dediğim gibi. Would you do to get to me? Would you do to get to me? What would you say to have your way? Would you give up or try again if I hesitate to let you in? No, would you be... Tekrar göstereyim isterseniz aradaki farkı. Would you do to get to me? What would you say to have your way? Would you give up or try again if I hesitate to let you in? No, would you be yourself? Çoğu remix yapan arkadaş genelde double vokal kullanır. Bunu da size söyleyeyim. Double vokal şu işe yarar. Ben main'deki yani main'de akan vokalin sesini stereo'da duymak istiyorum ama eğer iki tane sesi üst üste koyup bir tanesini stereo yaparsam bu kesinlikle şarkıyı patlatacaktır. O yüzden az önce yaptığımız şeyin üzerine bir şey göstermek istiyorum size arkadaşlar. Bu da tekrardan aynı yere getirme çabalarım var şu anda. Burası galiba. Aynen. Şimdi ikisi farklı kanalda olması burası kesinlikle önemli. Çünkü ilk kanalınız, bunu hiç göz ardı edebilirsiniz. İkincisi üstteki, üçüncüsü ise şu anda koyduğumuz. Would you do to get to me? What would you say to have your way? Would you give up or try again? Çok da dolu geliyor vokal, farkınızda farkında mısınız? Ben galiba bu arada video çekmeden Türkçe'yi kesinlikle unutmuşum. Yani dalga geçeceksiniz, çok farkındayım ama çok hazırlıksız başladım. Bir anda başladım, o yüzden çok özür diliyorum. Her neyse, şimdi ikinci kullandığımız, gördüğünüz gibi tizleri veriyor ve side veriyor, yani stereo veriyor. Would you do to get to me? Ama üçüncü durumu eklediğimizde çok daha groovy bir vokal alıyorsunuz. Bakalım ona da. Would you do to get to me? What would you say to have your way? Would you give up or try again if I hesitate? Hatta şarkının vokaline göre buna çok azıcık da reverb ekleyebilirsiniz. Would you do to get to me? What would you say to have your way? Would you give up or try again if I hesitate? To let you in, no, to be yourself or play a role. Tell all the boys I'll keep it. Bunun üzerine çok da fazla göstermek istediğim bir şey yok çünkü elinizde çok
bu hani size gösterdiğim VST'lerin çoğu, pluginlerin çoğu yok ama en azından şurayı bir açık tutayım. Mutlaka bulursunuz arkadaşlar. Hani nereden nasıl bulacağınızı bana sormayın ama buradakilerin hepsini ben de internet üzerinden buldum. Dolayısıyla siz de bulabileceğinizi düşünüyorum ama vazgeçilmez olarak size söyleyebileceğim 4 tane pluginim var. Bunlardan bir tanesi Battery for. Drum ve kick yazmakta özellikle perküsyonları falan çok tatlı bir plugin. İkincisi Nexus. Bilmeniz pek az vardır zaten. Üçüncüsü Massive. Ve dördüncüsü Silent. Bu 4 plugininiz mutlaka elinizde olsun çünkü çok çok efektif kullanıyorsunuz. Arkadaşlar dediğim gibi çok çok böyle bir anda bu videoyu çektim. Bir anda geri dönmek istedim çünkü sürekli bir ay sonra çekeceğim. Pazartesi günü video yayınlıyorum falan dedim ve çok tembelim bu konuda. O yüzden bir yerden başlamak istedim. En azından bu konu size yararlı olabileceğini düşünüyorum. Çok da uzatmak istemiyorum. Zaten videonun çoğu geyik oldu, özür diliyorum arkadaşlar ama en kısa zamanda yeni bir video ile karşınızda olacağım. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.